Fe'udü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Halevi'den devam ediyoruz. Emmen necisül haricu min gayri sebileyn. Orada kalmıştık değil mi? Evet. Sebileynin dışında vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis bir şey. Fevecebe vacip olur. İntikadu taharati, abdestin bozulması bunlardan gerekir. Şimdi buraya kadar neyi görmüştük? Sebileğinden çıkan, iki kanaldan çıkan necaset ittifakla zaten abdesti bozuyordu. Ama burada sebileğinin dışındaki yerlerden, organlardan çıkan, evet, kan, irin, cerahat, sarı su, kara su, benzeri şeyler bunlar bozar mı, bozmaz mı? Hanefi mezhebine göre bunlar da bozar. Eydan, sebileğinden çıkanlar bozduğu gibi. İndena bize göre. Yani Hanefi mezhebine göre. Alet tafsil ellezî seyüzkeru. Aşağıda zikredilecek tafsilata göre. Ayrıntıları var. Ama hilâfen lişşâfi'iyyi ve Malik'in rahimehumallah. İmam Şafii ile İmam Malik buna muhalefet ediyorlar. Diyorlar ki sebileğinin dışından çıkan kan, sadece kan da değil, sarı su, kara su, irin, benzeri sıvılar ne çıkmışsa onlar bozmaz diyorlar. Vücudun neresinden, sebileğinin dışından çıkarsa. Kelkay'i, bize göre efendim bozan neymiş? Kusuntu gibi. Kusmuk, kusuntu, gay ve demi, kan ve nahvihima buna benzer. Şimdi bunlar bize göre bozar. Ama Şafii ile İmam Malik'e göre bozmaz. Minel gayhi ve nahvihima dedi. Bunun benzerleri bunların irin ve sadidi, sarı su. Niçin? Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin şu kavli şerifinden dolayı. El vudu'u min kulli demin sailin. Her akan kandan dolayı abdest gerekir. Her akan kandan dolayı. İmam Şafii Hazretleri'nin delili var. İmam Şafii Hazretleri'nin delili var. Ama buradaki delil neymiş? Bu hadis-i şerif. Hanefi mezhebine göre. Şimdi bu aşağıda bizim kitaplarda var. Belki sizinkinde de kenarlarda vardır. Ravahut Darakutni. Darakutni. Darakutni nakletti. Fil vudu'i minel harici minel beden. Bedenden çıkan şeyin abdesti bozması hakkında bir hadis nakletmiş. Hadis-i şerifte Hazreti Ayşe anamızdan. Hazreti Ayşe anamız diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Men esâbehu gay'ün. Bir adama kusuntu, bir adamda kusuntu olursa. Ev ru'afün. Burun kanaması. Ev kalesün. Veya az veya çok ağızdan çıkan kusmuk, kusuntu, ev mezyun ya da mezi. Mezi, vedi, meni. Meni, mezi, vedi. Mezi neydi mezi? Kişinin hanımıyla şakalaşması sonunda kendisinden gelen sıvı bir şey. Bunlar kime isabet ederse, yani kimin, kim bunları görürse, bunları yaşarsa, felyan sarif, namazın içerisinde ya da namazın dışında efendim dönsün, ayrılsın. Felyetevadda abdest alsın. Abdesti bozulur çünkü bunlarda. Tümmel yebni ala salatihi, sonra gelsin namazına devam etsin. Ve hüve fî zâlike lâ yetekellemü, efendim bu geri gelmesinde de konuşmayacak ama. Layık diyoruz ya biz, layık. Evet. Konuşmayacak. Konuşmadan, yemeden, içmeden, en yakın çeşmeden abdestini alıp gelecek. Onu kastediyor. Dolayısıyla burada biz ne anlayacağız bundan? Şunu anlayacağız. Yani herhangi bir sıvı vücuttan geldiği zaman, ister ağızdan, ister burundan, ister vücudun herhangi bir yerinden sıvı şey gelir, etrafa da yayılırsa akıcı kan hükmünde abdesti bozar. فَتَحْقِيقُهُ فِي الشَّرْحِ. Bunun beyanı şerhtedir diyor. İşte şerhde bu işte. Ve emmel kay'ı, kusuntuya gelince, fe innehu
kusuntu idâkâne mil elfemi. Ağız dolusu kadar olursa. Ağız dolusu ne demek? Bakın. Bi enle yümkünü, mümkün olmaması. Mahu, o kusuntuyla beraber. Ettekellümü, konuşmak. Ağzına geldiği zaman o ağzındaki kusuntuyla beraber konuşma imkanının kalmaması. Daha konuşma engel olması. Ağız dolusu bu demekmiş. Ağzını zor kapaması yani, öyle diyelim. Ağzını zor kapaması. Ağzını kapatsa bile ağızdaki kusuntu, kusmuk konuşmasına engel oluyor. Vakıyla denildi ki en la yümkine imsakuhu, kusuntuyu tutması mümkün olmuyor. İlla bi tekellüfin, zorlukla. Ağzının içindeki kusuntuyu ancak zorlukla tutuyorsa o zaman bu ağız dolusu, bu kıylama denilmiş. Evet. Öteki neydi? Konuşma imkanının olmayacağı şekle gelmesi. Fe innehu usuntu gay, şimdi istifra diyorlar. Efendim kusma diyorlar. İstifra yemgudu bozar, el vudu'a abdesti bozar. Sevav imkanı der ki taamen, ister kustuğu şey yemek cinsinden olsun, yenilecek şey. Yani mideye inmiş, oradan geliyor. Ev ma'en, ya da efendim su olsun, isterse su kussun. Ev mirraten, ister safra, safra'e ev sevda'e. Mirra deyince acı su, safra. İster sarı olsun, ister siyah olsun rengi. Safra, safra. Evet, bunlar bozar. Ağız dolusu kadar olursa. Vanil Hasen rahimehullah, İmam Hasen'den şöyle bir nakil var. Levka et taame, bir adam yemek kussa, evil ma'e su min saatihi, hemen yemeği yediği anda ya da efendim suyu içtiği anda la yentakidu, abdest bozulmaz. Niye biliyor musunuz? Adam yemeği yedi, anında geri istifra etti. Suyu içti, mide kabul etmedi, geri kustu. Diyor bu daha necasete ulaşmamıştır. Yani daha necasete ulaşmadan, zaten mide necaset yeri değil. Mideden aşağı yani kalın bağırsağa yakın yere temas ettiği için kusuntu necis sayılmış oluyor. Yoksa daha o diyor mideye ulaşmadan belki geri kustuysa ya da midenin daha üst tarafındayken geri kustuysa anında İmam Hasan'a göre bozmaz diyor. Ama bu bir görüş tabii. Ve kedes sabiyyü, çocuk da böyle. Levir tada'a emse ve ka'a gussa min saati, aynı anda çocuk anneden emiyor ve aynı anda çocuk kusuyor. Onun kusuntusu la yekun necisen, necis olmaz diyor İmam Hasan. Onun kusuntusu necis olmaz diyor. Kıyle ve huvel muhtar, denildi ki tercih edilen görüş budur denildi. Ama ve sahihu, doğru olan görüş bu takdirde ennehu necisun fil cemi'i, hepsinde de pistir. Necistir. İster anında kussun, ister daha sonra kussun. Su içti, anında geri kustu. Çocuk sütü emdi, anında geri kustu. İsterse su, isterse yemek, isterse süt, ister aynı anda dışarı çıksın ağız yoluyla, isterse daha sonra, efendim pistir, necistir. Büyükler de abdesti bozar. Ha, necis olduğuna göre de çocuğun kusuntusu onunla beraber namaz kılınmaz demektir yani. Evet. Necistir de. O da sütü tabii mideye ulaşıyor, mideden geri geliyor. Evet. O da necistir diyor. Evet. Ve fil kinye, ha, niçin li muhalatatihin necasete, necasete karıştığı için. Ya müthiş bir şey bu yani. Allah'ın sırrı bunlar var ya. Yani yediğin şeyler mideden aşağı inerken işte necisle, necis oluyor. Yani akıl alacak bir şey değil ya. Ondan sonra necasete karıştığı için diyor. Bakın necasete karıştığı için. Yani o şeylerde necis olur. Vücudu kusuntular. Besleyen de bağırsak var hocam. Efendim? Vücudu besleyen bağırsak. Evet. Hocam burada yani yukarıda bozma dedi ya mesela, şimdi orada zor durumda bu fetvada alınabilir değil mi yani? Duruma göre. Yani evet. Duruma göre, hemen öyle orta değil de. Ve fil kinyeti, kinye isimli kitapta levkae, bir adam kussa, istifra ise duden,
kesiran, içeriden kurtçuklar gelse, ev hayyeten veya hayyede yılan, nasıl olabilir? Böyle demek ki küçük yılan yavruları mı var, ne var? Yok hocam, uyurken hemen insanın... Veya, şey yapabilir, yutabilir, doğru. Mele'et fahu, yani ağzını dolduran, la yentakıdu, bozulmaz demiş Binye'de. Ve zalik, bu sabittir bile. Niye? لَنَّهُ طَاهِرٌ fi nefsihi. Bunlar kendi nefsinde temizdir. وَمَا يَسْتَتْبِعُهُ Onların kendi üzerinde taşıdığı şeyler de قَلِيلٌ azdır. Ney? Bu ıslaklık filan. لَا يَبْلُغُ مِلْ الْفَمِ Ağız dolusuna ulaşmaz. Evet. Bu bir kitapta geçmiş. Kınye isimli kitapta. فَاِنْكَانَ الْقَيْءُ Bu başka bir madde. Eğer İstifra, kusuntu olursa, belgaman, balgam, Türkçeleşmiş, la yengudul vudu, abdesti bozmaz. İnde bi hanifete ve Muhammedin rahimehumallah. İmamı Muhammed'le İmam-ı Azam'a göre. Nezele miner râsi, isterse o balgam insin, miner râsi baştan, evsaide ya da yüksek çıksın, cevfi midede. Şimdi balgam yukarıdan da gelebiliyor daha. Beyinden, burundan. İster yukarıdan gelsin, ister mideden yukarı çıksın. Herhalde de İmam-ı Azam'la İmam Muhammed'e göre abdesti bozmaz. Bu mide mi hocam? Cef yoksa mide ile boğaz arasındaki mahal mi? Neresi? Şimdi bu mide olursa mideden bozar dedi yukarıda. Bu eğer ki cef yukarıdaki boşluk. Yukarıdaki boşluk. Midenin üzerindeki evet. Boşluk. Evet. Ama midede olsa niye onu söyleyecek şimdi bak. Mide burada aslında cef mideye de deniyor. Şimdi yukarıda olmaz. Niye? Mesela bu şey söyleyin. Balgam böyle çok şey olduğu için içerisine katı. Herhangi bir necaset almıyor. Yani kaygan ve birbirine çok karışmış. Adeta sakız gibi. Onun için o şeyi almıyor içerisine necaset. Dışındaki de çok fazla olmadığı için ıslaklık. O bozmaz denilmiş. Tamam, mesela cevf yoksa uyuk, iç, dahil, karın, kuzey, efendim başka çok manalar var. Evet, içe doğru boşluk ama bu yani midede olsa çünkü göğüs boşluğu, cevfül bat, karın boşluğu, fi cevf içinde, ortasında, evet. Öyle de olsa yani çünkü bu yani şeyden zaten bu balgam belki de tam mideden de gelmiyor. Gelmiyor. Yukarıdan geliyor. Olabilir. Fakale Ebu Yusuf rahimehullah İmam Ebu Yusuf diyor ki insaide minel cevfi yenkudu. Eğer o yine o mide anlamına geliyor bakın. Aşağıdan yani karın boşluğundan gelirse mideden bozar. Lennehu necisün bil mücavereti bak. Çünkü oraya yakın olmuş. Evet. Oraya bitişmiş. Ama İmam-ı Azam ile İmam Muhammed ne diyor? Velehuma İmam-ı Azam ile İmam Muhammed için şu var. Ennehu o balgam lezicün. Yapışkandır. Yapışkan. Lezic. Evet. Lezic. La yetehallelhün necasetü. Necaset onun içine girmez. Ve ma yettasır bihi onun dışına bitişen şey de galilin azdır ve gayru nakidin. Bu da bozmaz diyor. Evet. İmam Ebu Yusuf'a göre bozar. İmam Muhammed ile İmam Azam'a göre bozmaz. Ve tahaviyyü İmam-ı Tahavi male ila kavli Ebi Yusuf'a İmam Ebu Yusuf'un sözüne meyletti. Hatta kale şöyle dedi. Yukrahu en ya'huzel balgama yukrahu mekruh olur. En yâhuzel balgama, bir insanın balgamı alması bir tarafı kümmihi. Küm şu kol. Kolunun bir tarafına alıyor. Onu yani namazdayken balgam geldiyse böyle kolunun bir tarafına alması efendim mekruh olur. Ve yusalliye ma'hu onunla beraber kılması. Bu zaman bu necis değilse niye mekruh oluyor diyor. Yani İmam-ı Büsün sözü daha doğrudur diyor. Ona göre. Keza fil hulasatı, hulasatı da böyledir. Ve fihi nazarun mezkurun fişşerh. Bu şerh de zikredilmiş.
ve kendisinde düşünülmesi lazım. Direkte kabul edilecek, teslim edilecek bir söz değil diyor. اَقُولُ لَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا هَذَا الْمَيْلُ لَا قَوْلِيُسُمْ لِيَنَّ الْكِرَاتِ يُمْكِرَنْ دَكُونَ Ha. Başlarda diyor ki ben derim ki diyor. O da işte şerhteymiş bu. İmam-ı Tahavi'nin bu sözünden İmam-ı Büyüsüm sözüne meyil gerekmez diyor. Niye? Kerahat olay ki İmam-ı kavline göre de olur. İmam-ı diyorum şeye göre. İmam-ı Azam ve İmam Muhammed'in sözüne göre de kerahat olabilir. Yani kolunla şey yaptığı zaman. Çünkü onlar ne diyorlardı? Zaten onun üzerinde az da olsa bir necaset var. Çünkü necasete uğramış yani ona yakın olmuş. Dolayısıyla burada İmam-ı Ebu Yusuf'un sözüne de çok fazla efendim meyletmiş sayılmaz diyor. Vessalatu ma qalilin necaseti az necasetle namaz kılmak da mekruhatu mekruh demiş. Evet. Yani burada musannif bu kitabın musannifi İbrahim Halebi İmam-ı Tahavi'nin Ebu Yusuf'un sözüne meylettiğini kabul etmiyor. Diyor ki o meyil sayılmaz diyor. Çünkü İmam-ı Azam da İmam Muhammed de diyor zaten azıcık bir necaset taşır ama az. Az olduğu için içerisine geçmiyor. Balgamın namazı, şey abdesti bozmaz. Ama onlarda da kerahat vardır diyor yani. Öyleyse İmam-ı Büsüm'ün sözüne meyil etmemiştir diyor. Ve inka demen. Bu da başka bir madde. Bir adam kan kusarsa, kan. İstifrası kan olursa. Fe imma en yekune minel râsi. İster bu baştan olsun. Ya baştan olur bu. Baş tarafından gelir. Ev minel cevfi ya da aşağıdan, karından, mideden gelir. Sailen akıcı olsun. Ev alakan isterse pıhtılaşmış olsun. Sail olduğu halde ya da pıhtılaşmış olduğu halde ister baştan aşağı doğru ağza gelsin isterse mideden ağza gelsin. İmkâne sailen eğer akıcı kan ise öyle akıcı kan ki nezele minel râsi baştan gelen, yukarıdan gelen akıcı kan ise yenkudu ittifakla ne yapar? Abdesti bozar. Çünkü bu burun kanaması gibidir. İnsâvel büzâga eğer tükrükle eşitse, tükrükle eşit olması ne demek? Tükrüğün rengiyle kanın rengi eşit. Yani böyle nasıl diyelim ona? Portakal suyu gibi. Öyle olabilir. Eşit. Ya da biraz daha açık. Ve inkâne alakan eğer efendim inen kan, pıhtılaşmış kan ise ey mücemmeden mücemmet donuk. Mücemmet donuk alak pıhtılaşmış. La yemudu ittifaka. Burada mücemmeden mi? Müncemeden mi hocam? Burası mücemmeden yazmış. Orada sizinkinde ne? Müncemiden olur o zaman da. Müncemiden. Burada da cemmede yücemmiden almış. Mücemmeden. Evet. Evet. Yani pıhtılaşmış olursa. La yemudu ittifaka. Bu da ulema arasında ittifakla bozmaz. Yani Hanefilere göre. Evet. Çünkü o kan olmaktan çıkmış. Çünkü şey olursa, pıhtılaşmış olursa. Ve in galebe sailü eğer akıcı olan kan üstün gelirse evet. Alel büzak tükrüve yen kudu bozar. Ne demek? Tükrüğün rengi daha fazla olursa. Aslında o şey var ya kan yukarıdaki rengi. Tükrüğün rengine eşit olması biraz böyle limon rengine yakın. Ama galip olursa portakal suyuna yakın. Portakal suyuna. Portakal suyu biraz daha turuncu yani. Ve keza böylece yine imkâne olursa müsaviyen müsavi olursa benkâne asfara narenciyen yani turunç renginde sarı olmakla demek ki müsavi olsa yine bozarmış. Fe imkâne akalle sufraten min zâlik eğer bu, bu sarılıktan biraz az olursa yani limon suyuna benzerse fe maglubun o zaman kan azdır, tükrük fazladır. O onun içerisinde mağluptur. Fela yentakidu abdest bozulmaz diyor. Ve kezel hukmu hüküm yine böyle in harace min esnanihi dişlerinden çıkan kan
Mesela bazı dişleri kanayan insanlar var. Dişleri kanadığında, tükürdüğünde kan rengiyle efendim tükürük rengi eşitse, yani böyle portakal rengine benziyorsa suyuna, bozar. Ama azıcık böyle bulanıklık var ama tükürük rengi daha galip. Beyazlık kırmızıyla galipse o zaman bozmaz. Dişlerden gelen kanlar da. Veya elmayı ısırıyor, meyveyi ısırıyor. Bir de bakıyorsunuz meyvede kan beliriyor. Yahut da tükürüğünde kan beliriyor. Yine onun ölçüsü bu. Onun ölçüsü de eşit olursa bozar, kan galip gelirse yine bozar. Ama tükürüğün rengi kanın kırmızılığına galip gelirse bozmaz. O zaman bozmaz. Evet. Evet. Ve insaide demü, eğer kan yükselirse, gelirse minel cevfi, mideden, inkâne alakan, eğer bu pıhtılaşmış ise la yemudu ittifaka, İttifakla bozmaz. İlla ancak en yemle el feme, ağız dolusu kadar olursa mideden gelen o kan pıhtısı o zaman bozar. Niye? Lennehu, çünkü o pıhtı sevda'u muhtarikatun, böyle yanmış simsiyah renktir yani, muhtarika. Öyleyse fa'tubira, bu değerlendirildi neyle? Kıyaslandı bisairi envail gay'i, diğer kusuntu çeşitleriyle itibar edilmiş, onlara itibar edilmiş oldu, onlara kıyaslanmış oldu. Eğer ağız dolusu kadar olursa. Çünkü o da siyah renkte işte bir pırtılaşmış kan. Ağız dolusu kadar olursa işte yemek kusuntusuna, su kusuntusuna, süt kusuntusuna benzer. Ve inkâne sâilen, eğer mideden gelen kan akıcı olursa, fâle kavli Ebi Hanife'te, İmam-ı Azam'ın kavline göre yen kudu abdesti bozar. Ve illem ey velevlem yekün mil el femi, ağız dolusu kadar olmasa da, kesairi dima issaileti, diğer akıcı kanlar gibi. Demek ki orada nasıl olacak ki, ne tükürükle kıyaslanacak, tükürüğün rengiyle, öyle ya. Evet. Yani aşağıda mideden bir kan gelmiş. Tükürüğün renginden fazlaysa ağız dolusuna gerek yoktur. Efendim o bozar. Eğer az ise rengi, tükürüğün renginden az ise, tükürüğün rengi daha galipse bozmaz. Leennehu, çünkü o kan min cirahatin fil cevfi, midede bir yara vardır da ondan gelmiştir, ciraha. İdil maidetü, çünkü mide leyset mahallen liddemi, esas midede kan yoktur, orada yara vardır da ondan. Bak, cevfin şimdi mide olduğunu anladık mı? Evet hocam. Ya, mide olduğunu anladık. Evet. Ve inde Muhammed'in, İmam Muhammed'e göre la yengudu, bozulmaz. Mâlem yekün mil elfemi, mideden gelen kan ağız dolusu kadar olmadığı sürece bozmaz demiş. İtibaren bil kay'i, kusuntuya, istifraya itibar ederek, ona kıyaslayarak. Likevni himrel cevfi, çünkü mideden gelmiştir. Ve inga'e ta'amen, bir adam yemek kusuntusu, yemek kusarsa, ev gayrahu, ya da başka bir şey, sivet demis sa'ili, akıcı kan dışında yemek kustu veya sarı su, kara su neyse, bunları kusarsa, ve inneme zekere ta'am, musannif burada ta'amı zikretti, yani yenen yemeklerden kusarsa. Niçin böyle zikretti? Le'ellâ yütevehheme, zannedilmemesi için ki, ennet damira liddemi, buradaki zamir liddemil müteqaddimi zikruhu, zikri yukarıda geçen deme raci olma, olduğunu şey raci olduğu sanılmasın diye. Ne demek? Eğer ve inqa'e ta'amen demese de, ve inqa'e deseydi mesela, o zaman qa'enin altındaki hüve, yani o şahsı, ama şeye raci olmuş olur, söyleyin ta'amen değil de demen kan kusmayı zannettirirdi. Halbuki burada kan değil. Onun için burada ta'amen zikretti. Bak ne diyor? Ve innemâ zekere ta'am. İbarede metinde ta'amı zikretti. Ta'am kusarsa dedi. Lelle yütevehheme, zannedilmemesi için, ennet damira liddemil müteqaddimi zikruhu, yukarıda zikri geçen
dem kelimesinin raci olduğu sanılmasın diye. Peki ve inkae eğer kusarsa taamen yediği şeyleri galilen galilen az az kusarsa bir anda ağız dolusu kadar değil azıcık kusuyor biraz daha sonra yine azıcık kusuyor azıcık kusuyor böyle azar azar müteferrikan parça parça müteferrik ve kâne bihaysü bir şekilde oluyor ki lev cümi'a eğer bir araya getirirse yemle ülfeme ağzını doldurur. Eğer o ayrı ayrı kustukları toplandığında yani takdiren toplandığında ağız dolusu kadar olduğu anlaşılırsa yunzaru bakılır. İntihadel meclisi eğer azar azar kustuğu yerde meclis aynıysa, aynı mecliste kusmuşsa bir emgâel cemî'a tamamını kusmakla fi meclisin vahidin bir mecliste yücme'u indebi Yusuf'e rahimahullah İmam Yusuf'a göre bunların parçaları toplanır. Yani o azar azar kusmalar takdir edilir. Ağız dolusu kadar olduğu sanılırsa aynı mecliste kustuğu bozar. Ve yuhkemi bin nakdı abdesti bozduğuna hükmedilir. Ve kâle Muhammedun rahimahullah. İmam Muhammed de inittihade sebebi, sebep bir olursa diyor, sebep. Meclis değil. Mesela bir şeyden tiksindi ya da bir hastalıktan dolayı aynı mecliste değil, biraz burada kustu. Sebep aynı. Biraz gitti dışarıda kustu. Biraz ileri gitti orada kustu. Sebep aynı ama. Birinci sebep. Birinci sebep neydi? Hastalık. Ya da birinci sebep içinde bir bulantı oldu. O bulantının sebebi neyse o. Farklı farklı meclislerde kussa bile hepsini topladığınız zaman ağız dolusu kadar ya da daha fazla yapıyorsa bozar. Evet. İmam Ebu Yusuf'a göre aynı mecliste. Aynı mecliste. Meclis değişmeyecek. Aynı yerde hepsini azar azar kusarsa bozar diyor ağız dolusu kadar olduğunda. Evin odaları farklı mıdır hocam? Hayır. Ve huvel gatheyan. Bu da neymiş? Mide bulantısı. Gatheyan. İşten böyle bir kaynayıp geliyor. Sebep bu. Yücme'u o zaman o farklı azar azar kusuntular toplanır ve yuhkemü bin nakdı ağız dolusu kadar olursa abdestin bozulduğuna hükmedilir. Ve illa fela. Eğer ağız şey ise söyleyeyim ağız dolusu kadar değilse fela bozmaz. Yani birkaç defa kustu ama hepsini takdir ettiğiniz zaman ağız dolusu kadar değilse abdesti bozulmaz. Ve huve esahhu kabul edilen görüş de budur. Diyenler asla çünkü asıl idafetül ahkami hükümleri nispet etmektir ile isbabiha sebeplerine. Hükümler sebeplerine bu usul fıkıh kaydısı. Hükümler sebeplerine nispet edilir. Tamam mı? Sebepler o zaman sebebi eğer bir sebepten dolayı kusmuşsa ama sebepleri değişik olabilir. Azıcık burada kustu, burada bir bulantı vardı. İleride de gitti çok iğrenecek bir şey gördü. Ondan tiksindi kustu. Azıcık bir şey. İleri gitti bir başka sebepten kustu. O zaman bunların hepsinin ayrı ayrı ağız dolusu kadar olması lazım ki bozsun. Ama sebep bir olursa, bir sebepten kaynaklanırsa kusması azar azar da kussa. Bunları cem ettiği zaman ağız dolusu kadar veya daha fazla olduğu takdir edilirse o zaman bozar. Ve tefsiru ittihadi sebep daha halen o konuyu işliyor bakın. Sebebin bir olmasının izahı ennehu eyl ittihade o bir olması ey kainin ey kainin ey misinkinde ey yumuş şeddeli mi? Şedde yok hocam. Şedde yok. Ey yani kainin olması o kusuntun sebebin evet idâ kâe ya da ey kain olursa şeddeli hangisi olursa olsun ey kainin yani sebep hangisi olursa olsun ey kainin bu manada güzel ey kainin hangi sebepten olursa olsun kusma sebebi sebep bir olursa idâ kâe thâniyen sebep bir ya ikinci kez kustuğu zaman kable sükûnin nefsi yani nefis sükunete kavuşmadan önce neden nefis sükunete kavuşmadan anil gaseyani o efendim bulantıdan vel heyecan
orada bir hareket başlamıştı midede. O hareketin sükunundan önce ikinci kez kusarsa il izdırabi vel hareketi. İkisi de aynı manada. Hareket. Çünkü midede bir hareketlik başlamış. Azıcık kusmuş. O teskin olmadan ikinci kez kussa niçin? Lidef'il ma'ideti ma la tudî'uhu. Gücünü yetmeyeceği şeyi mide def ettiği için. Peki yani gücünü yetmediği şey ne? O burada bir hareket başlamış. Azıcık kusmuş. Mide onu engelleyemiyor. Ondan sonra ileride biraz daha kusmuş. Ya da efendim aynı yerde biraz daha kusmuş. Fark etmez. Ve kezâ sâlisen ve râbi'an o teskin olmadan ikinci, üçüncü kez kusarsa fehâzâ hüve tefsîru ittihâdis sebeb. İşte sebebin bir olmasının izahı budur. Evet. Peki. Anladın mı burada sebebin bir olması? Evet. Aynı sebeple. Mesela bir sebepten ya tiksintiden ya da bir hastalık sebebiyle azıcık kustu. Ondan sonra teskin olmadan o kusuntu, oturmadan daha doğrusu, mide yerine oturmadan biraz ikinci kez kustu. Ondan sonra üçüncü kez kustu. Dördüncü kez kustu. Hepsi aynı sebepten. Sükunete erimeden, kalp rahata, mide rahata kavuşmadan bunlar tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa o zaman aynı sebepten olmuş demektir. Eğer bu kusuntular toplandığı zaman yani toplama, fiili toplama değil, akli toplama, takdiri toplama toplandığı zaman eğer şey kadar oluyorsa söyleyin, ağız dolusu kadar oluyorsa ne olur? Efendim, abdesti bozar. Emme demü kana gelince ve ne bu benzeri şeyler, sarı su, kara su İza harace minel bedeni, bedeninden çıktığı zaman fe imma en yesire evle. İki yönü var. Ya akar ya akmaz. Kan bedenden ya da sıvı bedenden çıktığı zaman ya akıcı olur ya olmaz. İnsale bi nefsihi. Eğer kendi kendine akarsa ne gada? Abdesti bozar. Mesela bir yerden kan çıktı. Bir yerden sıvı bir şey çıktı. Çıktığı yerin etrafında müdahale olmadan kendi kendine yayılır, akarsa abdest bozulur. Evet. Ha, müdahale olmadan. Ve illa fela. Ama kendi kendine akmazsa, fela bozulmaz. Mesela şuradan azıcık bir şey çıkmış, burada toplanmış, ya parmağın değdi, o aktı, ya da bir yere dokundu, aktı, o zaman bozmaz. Dokunmasaydın, akmayacaktı. O zaman bozmaz. Ya kendi dokunmanla, ya da efendim, bir yere vurmanla akıyorsa yapmasaydın akmayacaktı. Bozulmaz. Ama hiçbir müdahale olmadan yara olabilir, yarasız yer olabilir. Çıktığı yerin etrafına yayılırsa abdest bozulur. Müdahale olmadan. Peki. Hilafel Züfer'a İmam Züfer buna muhalefet ediyor. Hayır diyor. İster kendi kendine aksın, ister başka bir sebeple akmış olsun, bozar. Le kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin şu kavlinden dolayı, onun da delili bu. Leyse fil katrati vel katrateyni mine demi efendim kandan bir damla ya da iki damla da olmadı vudu'un abdest. İlla en yekune demen sailen ancak akıcı kan olursa bozar demiş. Bu söze göre bu söz gerçi bu İmam Züfer'in değil, bu delil değil. Bu diğer imamların delili. Yani bir damladan, iki damladan kandan abdest bozulmaz. Ancak akıcı kan olursa, akıcı. Çıktığı yerden akarsa bozulur. Vel muradü bil katrati vel katrateyni bir ve iki katrada maksat ma yahrucu çıkandır. Şebihen bima yahturu. Damlayana, damlayacak olana benzer bir şey çıkması. Öyleyse velâ yesîlü bi delîli kavlihi. Velâ yesîlü akıcı olmaz bi delîli kavlihi. Peygamberimizin şu sözünün delili. İllâ en yekûne demen sâile dedi ya. Ha bu sözde akıcı olmaz. Demek ki akıcı olması için yani ona hakikaten akıcılık gücünün olması lazım. Çıktığı yerde kalması değil. Çıktığı yerden etrafa yayılırsa o zaman akıcı olur. Yoksa sadece böyle toplinenin başı gibi
böyle çıkar da orada kalırsa o bozmaz. Ve ala hâdel aslı, bu asıl kaideye göre ve ve itibarü seyelâni fiddemi ve nahvihi, kanda ve benzeri şeylerde akmanın geçerli olup olmaması konusunda bu asla göre vardır. Mesailü kesiratün, birçok meseleler, minha o meselelerdendir. O meselelerden, ey min tilkel mesaili, bu kanla ilgili zikredilecek meselelerdendir. Ne? Niftatün, bir kesrin nunun kesresiyle nifta ve fethiha, nunun fethasıyla nefta ve hiye vahidetül cüderiyyi, çiçeğin tek kabarcık böyle vücuttaki çiçekli hastalıkları var ya, evet. Onun kabarcığı, bir kabarcık. Vel betrati, sivilce, o da kabarcık. Böyle bir kabarcık sivilce olsun, efendim şey olsun, o çiçek hastalığının bir kabarcığı olsun. Peki, ne diyor burada? Niftatün, bir kabarcık. Uşirat, kabuklansa, orada bir kabarcık var. Evet. Kabarcığın üzerine yapılsa, kabuklansa, uşirat, kış, kabuk. Fesale minha ma'un, ondan su aksa, halisun. Halis su, kan değil. Üç tüzibe minel harici. Hariçten cezbedilen, diğer taraflardan gelen bir su aksa, vel te'emet aleyhi, ve o yaranın üzerinde ne olsa, ilte'emet, çıban kapanıp mühürlense. Yani mesela başka yerlerden su geliyor o kabarcığın içerisine, onun üstü de böyle şey yapıyor söyleyin, kapanıyor yani, kabuklaşıyorsa böyle diyor bak, fesale minha maul, ondan haris bir su gelse o kabarcıktan, üç tüzibe minel harici, hariçten, o hariçte bir kayıt var mısın kitapta? Ne gibi hocam? Orada bir herhangi yok, bir... Yok, kayıt yok hocam. Yani dışarıdan dedi, o kabarcığın dışından bir su gelse oraya, vel te'emet aleyhi, ve o kabarcığın üzeri de ne olsa, ya da o şeyin, suyun üzeri böyle kabuk bağlasa. Demek ki su oluşuyor ama oraya. Su geliyor o kabarcığa. Fakat ahmadan ne oluyor? Onun üzeri kapanıyor böyle. Yara körelmiş oluyor. Evdemün, ya da bir kan aksa o kabarcıktan. Evsadidün, ya da sarı su. Ey maun esfar. Sadit neymiş? Sarı su. Rakka aniddemi evil gayh. Ya da öyle sarı su ki kandan ve irinden biraz daha ince. İnce olan sarı su. İnsale, eğer bu kan, sarı su akarsa, an re'sil cürhi ya da cerhi. Cürh. Sizinkinde hareke var mı? Yok hocam. Cerh harekelemiş burada, cürh de olabilir. Efendim, yaranın başından aksa, yemgudul vudu'e, abdesti bozar. Ve illem yesil, sâle yesilden akmazsa, anra asil cürhi, yaranın başından akmaz da orada kalırsa, la yemguduhu, bozmaz. O şeyde de öyle, kabarcıklarda da öyle. Mesela su çıkmış oradan ama, yani su çıkıyor, fakat üzeri böyle kabuklanıyor, kapanıyor. Yahut da dem, kan çıkıyor bir yaradan, yahut da sarı su çıkıyor, çıktığı yerin etrafına yayılmadan orada kalıyorsa bozmaz. Ama akıyorsa etrafına bozar. Ve haza, bu yeşmelü, şamil olur. Yani kapsar. İza harace bi nefsihi fesale. Kendi kendine çıkar da akarsa bunu da içerisine alır. Ev harace bil asri fesale. Ya da sıkıp da sıktığı zaman oradan su çıkarsa onu da içerisine alır. İsterse kendi kendine çıksın, aksın, isterse sıksın o efendim kabarcığı ya da yarayı, oradan kan veya sarı su çıksın, ikisini de içerisine alıyor. Her halükarda eğer akarsa, akacak kadarsa
abdesti bozulur. Ve huve ihtiyaru sahibil muhit. Muhit kitabının sahibinin görüşü budur. Ne demek bu manası? Mesela bir yara, efendim bir çıban böyle adam sıkar da onun üzerinden su çıkarsa, o su kendi halinde olduğunda etrafa yayılacak kadar ise abdest bozulur. Yok, su çıktı ama sıktığında azıcık bir su. Yani o yaranın üzerinde olsaydı akmazdı yani. O zaman bozmaz. Evet. Peki ve fil hidayeti. Hidayede de şöyle var. Ennehu izâ harace bil asrı. Yarayı ya da kabarcığı sıkarak su çıktığı zaman, sıkmakla su çıktığı zaman la yengudu bozulmaz. Vel evvelü evcehu. Ama birinci görüş daha uygundur. Eğer su kendi kendine akar, etrafa yayılırsa ya da adam yara olan yeri, kabarcık olan yeri sıkar da su etrafa yayılacak kadar olursa bozar sözü daha uygun sözdür. Ergen sivilcesi de buna benzer mi hocam? Aynen, sivilce de öyle. Değil mi? Tabii, sivilce de öyle. Şimdi burada sivilce diyor da, şimdi bu şeyde sivilce mi diyorlar ona, ne diyorlar? Ergen sivilcesi diyorlar. Evet. Mesela bunu sıktı, oradan bir sıvı çıktı. Sadece kan olmazsa şart değil. Tamam. Eğer o kendi haline çıktığında bunun etrafına yayılacak kadar idiyse sıktığı zaman da yine bozulur. Bozulur. Ama azıcık bir şey çıktı, burada kaldı. Hı-hı. Sıksa da, kendi halinde çıksa da. O zaman etrafa yayılmayacak kadar azıcık bir sıvı çıktıysa evet, bozmaz. Peki. Kale Hümnül Hümam, İbn-i Hümam da bunu söyledi. Yani hidayenin şey değil, muhitin sözünü söyledi. Ve zekernâhu fişşerhi. Bunu biz şerhte beyan ettik. Evet. Şuradan bir madde daha okuyalım. Ve tefsirü seyyelan en nâgıdı. Ve tefsirü seyyelanin nâgıdı. Abdesti bozan akmanın tefsiri, izahı nedir? En yenhadire zâlike şey'ü, o şeyin inmesidir. An râsil cürhi ya da cerhi, o yaranın başından kendi kendine inmesidir. İnhidar, inmesi. Ey yenzile demiş zaten. İnmesi bir nefsi kendi kendine min gayri tebaiyyeti gayrihi, başkasının müdahalesi olmadan. Burada kalalım çünkü burası bayağı uzun. Onu inşallah yarın gidersiniz de. Bundan sonra gidersiniz. Bu değil mi? Evet. Ve tefsir-i seyyelen orada kalmış olduk. Peki. Çünkü burası hepsi aynı. Daha ileri doğru da devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.